Trabzonspor Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Erteleme maçında Aspor muhabiri Yunus Emresel bizimle birlikte. Yunus, hoş geldin diyelim yayına. Biraz böyle tabii Trabzonspor'a dair sorularımız da olacak, onu söyleyelim ama ilk önce maça dair notları paylaşır mısın? Teşekkürler Koray. Öncelikle sana ve konuklarını Selahattin abiye, Savaş abiye Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor bugün Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Kayserispor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor ligdeki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak bu sezon. Ama Kayserispor için de tabii ki aynı durum geçerli. Onlar da sezona çok iyi bir başlangıç yapamadılar ve onlar da Trabzon deplasmanından puan ya da puanlar çıkartmaya çalışacaklar. Ama öncelikle biraz önce Trabzonspor Kulübü'nden yapılan bir açıklama var. Onunla ilgili bir bilgi paylaşmak isterim. Trabzonspor Kulübü'nün efsane başkanlarından Şamil Ekinci'nin anısına bugün stadyuma gelecek olan tüm taraftarlardan başlama vuruşuyla birlikte 2 dakika boyunca alkışlarla onun anısını, hatırasını yaşatmasını talep etti Trabzonspor Kulübü. Bu durumun tribünde bugün uygulanmaya çalışacağını söyleyelim. Ayrıca bugün özellikle Trabzon basınında da Trabzonspor'a herhangi bir kulübün taziye mesajı yayınlanmayacak olmamasına da çok sert tepkiler yayınlandığını da vurgu yapmakta da fayda var. Diğer noktalara geçecek olursak Trabzonspor Kayserispor maçı öncesi statü gereği Simon Banza, Muhammed Çam ve Serdar Saatçi forma giyemeyecek. Yine kırmızı kart cezalısı olan Edin Vişya da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Antony Vakeme sakatlığını atlattı. Teknik ekibin görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Dün Stefan Savic kontrol amaçlı bir MR çekilmiş. Oynayıp oynamayacağına bugün teknik ekip sağlık kuruluyla konuştuktan sonra karar verecek ama Savic dün akşam yapılan antrenmanda takımla çalıştı ve bu maçta sahada olmayı istediğini teknik ekibe iletti ama tabii uzun soluklu bir maraton var. Teknik ekip sağlık kuruluyla konuştuktan sonra bu kararını iletip belirleyecek bu akşam itibariyle ama tabii ki bu eksiklikler nedeniyle kadroda önemli bir değişim yaşanacak Trabzonspor'da. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Pedro Malheiro, stoperde Stefan Savic, Dansville ikilisini bekliyoruz ama Savic'in olası bir dinlendirilme durumunda orada Batagov'u görebiliriz. Sol bekte Eren Elmalı olacak. Orta sahada Okay Mendy ikilisini göreceğiz. Sağ tarafta Cihan Çanak'ı bekliyoruz. Ortada Bardi veya Ozan Tufan ikilisinden biri. Solda Mislav Orsic, ileride de Deniz Draguş'un bu maçta 11'de olmasını bekliyoruz. Deniz Draguş son Beşiktaş maçında oyuna sonradan girdikten sonra Şenol Güneş tarafından yeniden kenara alınmıştı. Ama bu maçta en uçta forvet hattında yeniden Deniz Draguş'un görev yapma ihtimali oldukça yüksek. Konuk ekip Kayserispor'da da özellikle ligdeki kötü başlangıca bir son verme gayreti olacak Burak Yılmaz'la birlikte. Onlarda da tabii Borte, Mehmet Eray, Ramazan, Cardozo dörtlüsü ileride Trabzonspor adına sonuç bulmaya çalışacak. Trabzonspor karşısında sonuç bulmaya çalışacak ekip gibi gözüküyor. Son olarak tribünle ilgili bir detay vereyim, sonra sorularınızı cevaplandırayım Koray. Bugün tribünlere yine azımsanmayacak sayıda ilgi var ama tamamen dolacağını söyleyemiyoruz şu an itibariyle. Bilet satışları halen devam ediyor ve tamamen kombine sahipleri biletlerinin de gelmesi durumunda 25 bin ila 30 bin arasında taraftarın beklendiğini söyleyip sözü yeniden size bırakalım. Yunus, şimdi biraz Trabzonspor'u konuşalım. Selahattin abinin de yine soracakları varsa o da Savaş Çorlu ile birlikte sana aktarsınlar. Ben ama öncelikle şunu merak ediyorum. Şenol Güneş geldikten sonra şehirde hava değişti mi? Yani Abdullah Avcı'nın son dönemiyle birlikte bayağı gergin bir süreç vardı. O gerginlik tamamen yerini sulha bıraktı mı şu anda? Evet, şehirde o sakinlik ve özellikle futbolda ilgili yeniden o heyecan şu an itibariyle artmış durumda. Tabii ki Abdullah Hoca bu takıma şampiyonluk yaşatan teknik adamlardan bir tanesi ama son dönemde özellikle hem futbol anlamında çok ciddi eleştirilere sebebiyet veriyordu hem de sonuç almakta zorlanıyordu Trabzonspor. Beşiktaş maçında özellikle Trabzonspor'un kırmızı kart görene kadar ki olan o baskılı oyunu camia tarafından da taraftarlar tarafından da şu an itibariyle kabul görmüş gibi gözüküyor. Tabii bugün Kayserispor maçında bunun devamını getirmesi gerekecek. Camiada şu anda bir birliktelik var. Bu sokaklara da yansımış durumda. Taraftarlara da yansımış durumda. Olumlu pozitife dönüş yönünde çok ciddi sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Şunu merak ediyorum bir de. Bu normalde tabii yönetimler, teknik adamlar, sporcular bu soruya net
cevap veremeyebilirler. Biz gazetecilerin görevi burada aslında perde arkasını biraz aydınlatmak. O yüzden bunu soruyorum. Şimdi spor kamuoyuna baktığımızda 3 takım şampiyonlukta ciddi olarak aday gösteriliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Trabzonspor bu yarışın biraz daha dışında tutuluyor. Camianın içinde gerçekten bu sezon şampiyon olunacağına dair bir inanç var mı? Yoksa tabii ki Trabzonspor her zaman şampiyonla oynar ama yoksa bu sezon bir geçiş sezonu. Şenol Hoca ile birlikte yeni bir başlangıç. Hani Abdullah Hoca ilk geldiğinde şampiyonluk parolasını çok söylemiyordu. Hatırlarsın o dönemi sen de. Daha sonra söylemeye başlamıştı bir süreçte. Öyle bir geçiş süreci gibi mi görülüyor şu anda perde arkasında? Koray, kesinlikle öyle gözükmüyor. Hatta öyle gösterilmemeye de çalışılıyor. Hem kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Doğan hem de teknik direktör Şenol Güneş buna özellikle vurgu yapıyor. Hatta ben kaptanlarla da görüşme fırsatı buldum. Onlar takımın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bundan sonraki süreçte seri galibiyetler elde ederek bu şampiyonluk iddiasını veya takımın potansiyelini çok net bir şekilde ortaya koyacaklarını ifade ediyor. Aslında bunu Şenol Güneş'in cümleleriyle özetlemek gerekir bence. Trabzonspor asla sahaya savunma yapmak için çıkmaz. Eğer savunma yapmak için çıkacaksa da biz o sahaya çıkmayalım. Trabzonspor'un hedefi her zaman en üste ulaşmaktır. Bunun altını bir başarısızlık olarak ben görürüm. Taraftar bunu hissediyorsa burada bir başarısızlık vardır. Bunun sorumlusu da ben olurum diyor. Dolayısıyla şu an itibariyle Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte tekrar o şampiyonluk söylemlerini telaffuz edilmeye başlandığını söyleyeyim. Hatta buna ek olarak Şenol Güneş geldikten sonra birkaç bölgeye takviye istenmiş. Ama o bölgelere hem süre yetiştirilemediği için hem de yabancı kontenjanında doluluk olduğu için gerekli takviyeler yapılamamıştı. Ancak dün itibariyle scout ekibi yeniden Şenol Güneş'in talep ettiği bölgelere oyuncu izlemek amacıyla yurt dışında oyuncu izlemelerine başladı. Özellikle kanat bölgesine, her iki kanata ve 8 numara pozisyonuna Trabzonspor bir takviye yapma girişiminde olacak. Bunun nedeni de devre arasına kadar o yarışın içerisinde olup devre arasından sonra çok daha güçlü bir şekilde bu şampiyonluk yarışını iddiasını ortaya koymak istiyor Trabzonspor aslında. Evet, Yunus Emre Sel'e sorunuz var mı Selahattin Kınalı? Sizinle başlayalım. Yunus, Cihan'ı futbol severler daha çok 10 numarada yararlı olabileceğini düşünüyor. Biliyorsun, muhtemelen sen de aynı fikirdesin. Bugünkü oyunda Cihan'ın sağ tarafta görme ihtimali kağıt üzerinde çok güçlü gibi duruyor. Ama hani Bardi ile değişken ya da Şenol Hoca'nın başka bir planı olabilir mi Cihan'a dair? Onu sormak istiyorum sana. Abi çok güzel bir soru Selahattin abi. Belki de gün içerisinde en fazla sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bardi ofansif orta sahada mı olacak? Sağda mı olacak? Cihan Çanak mı sağda olacak? Yoksa Cihan'ı ortaya mı çekecek Şenol Hoca? Gün içerisinde forvet kim olacak? Ve en çok ikinci sorulan soru da bu. Hangi soru daha çok dikkat çekiyorsa taraftarlar tarafından. Ama şöyle bir durum var. Edin Visca zaten kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemiyor. Muhammed Çam da statü gereğinde forma giyemiyor. Zaten Trabzonspor'un kanat rotasyonu diğer bölgelere oranla daha kısıtlı bir seviyede. Anthony Vakeme de sakatlıktan yeni çıkmış durumda. O yüzden sağ kanatta oynayabilecek potansiyelde oyuncu sayısı Trabzonspor'da biraz kısıtlı şu an itibariyle. Belki Şenol Hoca Bardi'yi sağa kaydırıp Cihan'ı veya Ozan Tufan'ı da ofansif orta saha bölgesinde değerlendirilebilir ama bizim aldığımız bilgiler onun özellikle Cihan'ın teknik kapasitesinin yüksekliği sebebiyle kendisini sağ kanatta değerlendireceği ama son maçta zaman zaman gösterdiği gibi belki maç içerisinde 4-4-1-1'e de dönüp belki orta sahanın sağında oynayacak şekilde de onu kullanabileceği yönünde bir bilgiler aldık. Ama tabii ki kesin kadrolar ortaya çıkınca bunu daha net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki Yunus, sağ beke Ozan'ı ya da Serkan'ı çekip Pedro'yu sağa çeye koyma ihtimali olabilir mi? Daha önce Pereira ile bir kez Trabzonspor yaptı bunu biliyorsun. Evet. Selahattin abi sen de çok iyi biliyorsun ki Şenol Hoca oyuncuların pozisyonlarıyla çok fazla oynamayı tercih eden bir teknik adam değil. Yani çok zaruri bir durum ortaya çıkmadıkça bunu yapmıyor. Hatta biz Stefan Savic oynamama durumu ortaya çıktığında acaba yeniden Mendy'yi oraya çeker mi diye konuştuğumuzda bu ihtimalin çok düşük olduğunu, Batagov veya Ali Şahin'i oynatmayı daha çok tercih edebileceğini söylediler. Dolayısıyla Malheiro'yu ileri uca çekip arkada böyle bir değişimi gidiyorlar.
gideceğini açıkçası hiç tahmin etmiyorum. Ama bu tabii ki benim tahminim abi. Bilgi olarak bunu söylemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Savaş Çorlu var mı herhangi bir selamlar, şey? Selamlar, kolay gelsin. Yunus Emre Sel, kolay gelsin. Görüşürüz yine ilerleyen saatlerde de bağlantı yapacağımızı hatırlatalım. Yunus Emre Sel'den son gelişmeleri aldık. Trabzonspor erteleme maçı Kayseri Spor karşısında bugün sahaya çıkacak.